Ülkemizin dört bir yanında toplumumuzun dini ve manevi hayatına yön veren il müftüleri istişare toplantısına 29.sunu düzenlemiş olduğumuz toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Toplantımıza İstiklal Marşı ile başlıyoruz. Programımıza sözlerin en güzeliyle en doğrusuyla Allah kelamıyla devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin hocamızı Kur'an-ı Kerim tilaveti için kürsüye davet ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليك <applause> Bismillah. Allah'ul Azim Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin Hocamıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Toplantımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Mardin İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Valilerim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Dini İşleri Yüksek Kurulu Başkanım, Kaymakamlarım, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılarım, Sayın Genel Müdürlerim, Daire Başkanlarım, Sayın İl Müftülerim, İlçe Müftülerim, Muhterem Seydalarım, Sayın Mardin Midyat, Süryani Kilisesi Papaz ve Rahipleri, Sayın Yezidi, Keldani Cemaati Temsilcileri, Ulusal ve Yerel Basının Gücüde Temsilcileri, Hanımefendiler, Beyefendiler, uzaktan yakından buraya teşrif eden, isimlerini zikredemediğimiz çok değerli misafirler. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihin, kültürün, edebiyatın, sanatın ve mimarinin şahikası, etnik, dini ve kültürel farklılıklarıyla barış içinde bir arada yaşamanın nadide örneği Mardin'de zat-ı alilerinizi ve zevat-ı cenapları ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Bizleri şeref yabettiniz. ettiniz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bir Arap şairinin ifadesiyle Bede el hayatu beynen nahrayn. Hayat iki nehrin arasında doğdu. Yani Dicle ile Fırat. Medeniyetlerin neşvinema bulduğu, birçok medeniyete beşiklik yapan bu coğrafyanın şehri kadimi olan Mardin'de il müftüleri istişare toplantısının yapılması bizleri ziyadesiyle memnun ve mesrur etmiştir. Toplantımızın ilimize, ülkemize, İslam dünyasına ve insanlık alemine hayırlar intihac etmesini temenni eder. Başta bu toplantının Mardin'de yapılmasını tensip buyuran Sayın Başbakan Yardımcımıza, Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza şükranlarımızı arz eder, toplantıya iştirak eden heyeti Güzide'ye saygı ve hürmetlerimi sunarım. Saygılar. Mardin İl Müftümüz Dursun Ali Coşkun beyefendiye teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz beyefendiyi kürsüye davet ediyorum. Allah'ın adını anarak ona hamd onun gönderdiği bütün nebilere ve hususiyle habibi edibi Muhammed Mustafa'ya onun al, ashab ve etbağına salat ve selam göndererek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Valim, çok değerli mahalli dini liderler, kıymetli mesai arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanım, 81 ilimizin değerli müftüleri, sevgili konuklar, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütuf ve atifeti üzerinize ve üzerimize olsun. Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği 29. İl Müftüleri İstişare toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bildiğiniz gibi başkanlığımız yılda bir ya da bazen yılda iki olmak üzere il müftüleri istişare toplantıları düzenlemektedir. Bu toplantıların arşiv kayıtlarımıza girip düzenli takip edilmesinin başlama tarihi 1993'tür. O zamandan bugüne 29 toplantı yapıldığına göre çoğu zaman yılda bir bazen de yılda iki yapıldığı anlaşılmaktadır. Toplantımız hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. Toplantımız bugünkü açılış oturumu ile başlamış olacak ve çarşamba günü sona erecek inşallah. Yarınki ilk oturumumuzda 9-10.30 arasındaki oturumda Strateji Geliştirme Başkanlığımızın TÜİK'e yaptırdığı zaman zaman basına da yansıyan Dini Hayat Araştırma Raporu Yönetimi Geliştirme Daire Başkanımız Doktor Sayın Gazi Erdem tarafından sunulacaktır. Dini Hayat Araştırma Raporu'nun sunumundan sonra pazartesi ve salı günü iki çalıştay ve iki açık kürsü programımız olacak. Pazartesi günü 11-12.30 ve 14.30-16 saatleri arasında gerçekleşecek olan çalıştaylarda tespit edilen şu altı konu müzakere edilecektir. Birincisi cami hizmetlerine dair sorunlar ve çözüm önerileri. Kur'an kurslarına da karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Üçüncüsü metropol illerin sorunları ve çözüm önerileri. Dördüncüsü mahalli dini oluşumlar ve toplumsal etkileri. Beşincisi başkanlıkça yapılan organizasyon ve etkinliklerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Altıncısı Türkiye Diyanet Vakfı şubeleri tarafından yapılan hizmetler ile ilgili olacaktır. Konular günler öncesinden tespit edilerek müftülerimize bildirildi. Gerekli hazırlıklar yapıldı. Çalıştaylardan beklentimiz belirlenen konuların bütün yönleriyle müzakere edilerek yeni stratejiler belirlenmesi, geliştirilmesi ya da başkanlığımızın hizmet politikalarına katkı sağlayacak sonuçlar elde edilmesidir. Açık kürsü programımızın ilki pazartesi 16.30-18. ikincisi salı 14.30-16 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Açık kürsü her müftümüzün düşüncelerini serbestçe ifade edebileceği bir platform olacaktır. Müftülerimiz daha önceki toplantılarda daha fazla görüş ve katkı sağlamak istediklerini beyan etmişlerdi. Biz de bu iki blokluk zaman dilimini bu işe tahsis ettik. Değerli müftülerimiz bu süre içerisinde her türlü düşünce, görüş ve talepleriyle şikayetlerini, sıkıntılarını burada bizlerle paylaşabileceklerdir. Arzu edenler düşünce ve taleplerini ayrıca yazılı olarak da verebilirler. Salı günü sabah saat 04 ile 12 arası saatlerde yoğun program esnasında sizlere biraz soluk aldırmak amacıyla konuk olduğumuz bu tarihi güzel şehrin medeniyet dünyasıyla buluşturacak bir etkinliğimiz olacak. Çalıştay sonuçları salı ve çarşamba günü iki oturum halinde 20'şer dakikalık altı sunumla grup sözcüleri müftülerimiz tarafından gerek genel kurula sunulacaktır ve her, her iki oturumun sonunda 30'ar dakika süreyle bu sunumlar müzakere edilecektir. Çarşamba günkü üçüncü oturumda ise Türkiye Diyanet Vakfı'nın hizmetleri genel kurula sunulacak. Diyanet Vakfı'nın Türkiye'de yeni ortaya çıkan durumlar, sosyal ihtiyaçlar, bir takım problemler neticesinde hizmet alanlarının geliştirilmesine, fonksiyonlarının artılmasına ihtiyaç duyulduğu hepimizin malumlarıdır. Bugün biz bütün bu gündemler için tefekkür makamında olacağız. Eskinin muhasebesi yeni durumların planlanması için belki biraz da tezekkür makamında olacağız. Türkiye'de diyanetten beklenenler ve diyanetin ürettiği hizmetlerin derin bir tefekkür ve tezekkürle değerlendirilmesi yapılacaktır bu oturumlarda. Çünkü alem şümül Medeniyet algımızın temelli teşkil eden ezeli hikmet, ebedi risalet, vicdani merhamet ve cühanşumul adalet gibi evrensel değerlerin yeniden topluma kazandırılması gibi sorumluluğumuz bulunmaktadır. Bu sorumluluğu yerine getirebilmek için biraz da tedebbür makamında olmalıyız. Çünkü işin sonunu önüne, başa döndürmek borcunda olduğumuza inanıyoruz. İşin önü eles bezbinde verdiğimiz söz, Allah ile yaptığımız ahit ve yüklendiğimiz emanettir. Sonu da dünyaya arz veda ederken gönlümüzde, hayatımızda, ülkemizde ve dünyada bu ahde ait taşıdığımız vefadır. Gök kubbede bizden kalacak hoş bir sadadır. Biz bugün bu program sebebiyle aynı zamanda teşekkür makamındayız. Programı teşrif eden Sayın Başbakan Yardımcımıza, değerli başkanımıza, bakanımıza, milletvekillerimize, valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve mahalli dini liderlerimize ve siz değerli il müftülerimize, konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu programın hazırlanmasını gerçekleştiren Başkanlığımız Eğitim ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün genel müdürleri, daire başkanları ve elemanları ile özel kalemden katkı sağlayan kardeşlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emekleri zayi olmasın. Ayrıca bu programda bize ev sahipliği yapan Mardin Valiliğimize, İl müftümüze ve konuk olduğumuz bu Erdoba Elegans Otel'in yetkilileriyle çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Nihayet biz bugün burada hamd ve şükür makamındayız. Bizlere sağlık ve varlık veren yüce Rabbimize hamd makamındayız. Bizlere bugünleri gösterdiği için ve bunları yaşattığı için Şükür olsun hamdolsun diyor. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin diyerek saygıyla selamlıyorum efendim. istişare toplantımızın genelini özetleyen değerlendirmeleri ve veciz konuşmalarının ötürü Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Mardin Valimiz Doktor Ahmet Cengiz Beyefendi'yi kürsüye davet ediyor. Saygıdeğer Başbakan Yardımcım, Sayın Diyanet İşleri Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok değerli bürokratları, değerli il müftülerim, ilimizin çok değerli protokolü, değerli cemaat temsilcileri, ilimizin din görevlileri, değerli hanımefendiler, çok değerli basın mensupları, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dilimizi onurlandıran, başta Başbakan Yardımcımız ve Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Birçok semavi dine, mezhebe, dile ve kültüre yurtluk eden Mardin, tarih boyunca hoşgörünün sembol şehri olmuştur farklı dinlere inanan, farklı mezhepleri tatbik eden ve farklı dilleri konuşan Mardinliler yüzyıllardır barış içinde yaşamışlardır. Bugün ilimizde 1100 caminin yanında çok sayıda kilise ve manastırda ibadete açıktır. Terörün birlik, beraberlik ve kardeşliğe musallat olduğu dönem ise ilimiz için her açıdan adeta bir fetret devri olmuştur. Ekonomik kayıpların yanında duygu, düşünce ve inançlar da etkilenmiştir. Çünkü terörün sahipleri ve hamileri bilmektedir ki gerçek dindarlar hayatlarının merkezine sevgiyi koyar. Yine onlar bilirler ki gerçek dindarlardan terörist olmaz. Katil, hırsız ve uyuşturucu tüccarı hiç olmaz. İnançlar bu ülkenin sigortasıdır. Onun içindir ki terör hep seküler bir söylemi yaymaya çalışmıştır yıllar boyunca. Yaklaşık 15 aydır bölgede yaşanan huzur ortamı Mardinlilerin geleceğe dönük umutlarını artırmıştır. Hem artık huzuru hak ettiğinin farkındadır. Huzurunu bozmak isteyenlere prim vermemektedir. Mardinli'nin en büyük arzusu huzur ortamının kalıcı olmasıdır. Bu sürecin ardından meydana gelen tahribatın tamiri için kurum farkı olmaksızın kolektif bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Devletimiz Hazır maddi yatırımlara ağırlık vermişken bir yandan da gönül yatırımları olarak benim adlandırdığım çalışmalara ağırlık verilmesi gerekir. Devlet öncelikle örnek tavır sergilemeli, güler yüzü vatandaşlarımızdan esirgememelidir. Yapılan hataları tekrar etmemelidir. Harcandıkça tükenmeyen, aksine artan tek sermaye sevgidir. Devlet vatandaşına sevildiğini, sevdiğini hissettirmelidir. Bir önemli konu da dinin doğru anlatılması ve bireyin hayatına hakim olmasının sağlanmasıdır. Bu görev de Diyanet İşleri Başkanlığımızındır. İlimizde bini aşkın din görevlisi mevcuttur. Bu görevlilerle Diyanet İşleri Teşkilatımız bunu başarabilecek güce potansiyele sahiptir. Hemen hemen her yerleşim yerini bir din görevlimize zimmetleyebiliyoruz. Eğer din görevlilerimizi yeterince eğitir ve motive edersek buna başarabileceğimize hepimiz inanıyoruz. Bu toplantının ilimize bu anlamda da ciddi bir hareket ve sinerji getireceğine inanıyorum. Ayrıca bu tür programlar ilimizde hayatın normalleşmesine de ciddi katkılar yapmaktadır. Ben toplantının ilimizde düzenlenmesinde destek ve katkıları olan ve ilimizi onurlandıran başta Sayın Başbakan Yardımcımız ve Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere il müftülerimize, milletvekillerimize, tüm misafirlerimize programın kusursuz olması için haftalardır özveriyle çalışan Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgili personeline ve il müftülüğümüze yürekten teşekkür ediyor. Yüce heyeti tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Mardin Valisi Doktor Ahmet Cengiz Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Şimdi de hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Bardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Sayın Başbakan Yardımcımız, saygıdeğer Diyanet İşleri Başkanımız, değerli milletvekillerimiz, çok saygı değer illerimizin müftüleri, bugün sizleri burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Mardin gerçekten Mezopotamya'nın başkenti. Birçok kültürün, inancın, birlikte hoşgörü içinde yaşadığı bir kent. Zaman zaman şunu söylüyorum. Keşke Türkiye Mardin olabilseydi, keşke dünyamız Mardin olabilseydi, o zaman hiçbir sorunumuz kalmazdı. Tabii ki İslamiyetin dinlerin toplumun yaşamında çok önemli yerinin olduğunu hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Habil ve Kabil'den başlayarak kardeş kavgasının ne olduğunu Rabbimiz bize bildirmiştir ve bunun için örnekler vermiştir. Hazreti Yusuf'un güzel ahlakının bize tanıtması Sıradan bir olay değildir. Güzel ahlakın ne anlama geldiğini bize öğretmeye çalışmıştır. Yine Hazreti Musa'ya kavmin, kavmin yok olmasın, kavmini Mısır'dan çıkar ve kendi topraklarına dön demesi çok önemlidir. Yine Hazreti İsa'nın kulların krallığı değil, Allah'ın kararlığı için çalışıyorum, çabalıyorum sözleri bizler için çok önemlidir. Elbette ki İslamiyet gerçekten tüm toplumu, insanları kucaklamaya çalışan bir din ve yine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine sözleşmesine baktığınızda. Gerçekten toplumsal barışı sağlamaya yönel önemli bir sözleşme olduğunu görüyoruz. Beni Amir beni aff. Beni Saide kabileleri Yahudi olmasına rağmen yine bunların hukukunu çizmiş. Bir tek İslamiyete zarar vermemeleri konusunda uyarmıştır. Ama iç hukukunu düzenini kendilerini sağlaması konusunda da bir sözleşme imzalamıştır. Yine Kur'an-ı Kerim'de insanları kabile kabile, aşiret aşiret, renk renk yarattım demesi aslında burada gerçekten herkesin birbirini tanıması, diline, kültürüne saygı göstermesinin bir ifadesi. İşte İslamiyet bu biz bugün bu ülkede alimlerimiz, diyanet işleri başkanlarımız, müftülerimiz bu ayetlerin ışığında toplumu birbirine kocaklaştırmaya yönelik bir çalışma yaparlarsa inanıyorum ki bu sancılı, acılı süreçlerden de kurtulmuş oluruz. Bu İslamiyet esasıyla toplumsal barışı sağlamayı yenektir. Bütün semavi dinlerde biz bunu görebiliyoruz. Rabbü Teala'nın Allah'ın zaman zaman Resuller göndermesi birininini beğenmediği için değil bu Resullara birlikte yaşadığı toplumların geleceklerini güvence altına almaya ve insanların birbirini tanımaya yönelik aslında insanları bir sınavdan geçirmesi gerekiyor. İsa Allah'ın resulü, Musa Allah'ın resulü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın son resulü. Ama burada niçin bu kadar resulü göndermiştir? Diğer dini, diğer dinden üstün tutduğu için değil. Aslında bütün dinlerin kuruluş amacı ve felsefesi kendi koluna doğruyu göstermeye yeniliktir. İşte biz insanlarımıza, kardeşlerimize sorumluluk almış insanların bütün bu anlayışla insanlarımızı kucaklarsak inanıyorum ki yıllardan beri yaşadığımız sancılı süreçlerden kurtulmuş olacağız. Evet, ben bu toplantının bu sosyal toplumsal olaylara da değinilmesini, tartışılmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü bu ülkenin sorunları herkesten önce alimlerimize düşer. Bütün bu tartışmaları yürütmek ve ortaklaşmayı sağlayacak fikirleri bize aktarmak herkesten önce onların görevidir. Tekrar bu kadim kente hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Türk Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez Beyefendi'yi kürsüye arz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bizleri yoktan var eden, bize bütün kainata, bütün mevcudata merhametle bakmayı öğreten, bize vicdanı lütfeden, Bizi hilkatte eş, dinde kardeş kılan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. La nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz peygamberler arasında ayrım yapmayız ayetini bir miraç hediyesi olarak yeryüzüne getiren yüce kitabı yaşanan bir hayata dönüştüren ve bütün kainata bütün varlığa, bütün mevcudata şefkatle, merhametle bakmayı öğreten sevgili peygamberimize ve bütün peygamberlere. Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya ve Hatemü'n-Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. Sayın Başbakan yardımcımız, sayın milletvekillerimiz, Sayın valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımızın, başkanlığımızın çok değerli idarecileri, yöneticileri, ülkemizin her köşesinde dini hayatına, manevi hayatına hizmet eden çok kıymetli il müftülerimiz, Mardin'in, Mardinimizin yetiştirdiği değerli ilim adamları, Süryani, Keldani, Yezidi cemaatlerinin saygıdeğer temsilcileri, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize olsun. Sözlerimin başında bu topraklarda yaşamaya başladığımız günden bugüne milletimizin dini hayatına, manevi hayatına, ilmi ahlaki hayatına hizmet eden bütün büyüklerimize, bütün hocalarımıza yüce Rabbimizden rahmet diliyorum. Berhayat olanlara sıhhat afiyet içerisinde daha nice hizmetler nasip etmesini yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. İl müftüleri istişare toplantısını bu defa kadim kentimiz Mardin'de yapıyor olmamız oldukça anlamlıdır. Bugün Mardin'deki din görevlisi arkadaşlarımızla da bir araya geldiğimizde Mardin ruhu olan bir medeniyet şehridir dedim. Mardin farklılıklarla birlikte barış ve huzur içinde yaşamanın ahlakını ve hukukunu oluşturmuş bir şehrimizdir. Mardin bölgedeki İslam beldelerinin pek çok özelliğini ve yapısını şehrin kimliğine taşımıştır. Mardin tarihiyle, mimarisiyle, kültürel zenginliğiyle, şehir özelliğiyle, sosyal yapısıyla bizim medeniyetimizi adeta günümüze taşıyan bir umran kentimizdir. Bugün bu kentimizde farklı dillerde, farklı dinler ve mezheplerdeki insanların bir arada birlikte barış ve huzur içerisinde yaşamaya devam etmesi tarihimizin müstesna bir güzelliğidir. Sayın Bakanım, değerli il müftülerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarım. Bu toplantının hazırlığını yaptığımız günlerde, bütün yurdumuzu dünya ve dünyayı sarsan elin bir facia ile milletçe yasa büründük. Geçtiğimiz ay, Soma'da meydana gelen maden faciası hepimizi derinden yaralamıştır acımız unutulmayacak derecede büyüktür. Bu vesileyle Soma'da hayatlarını kaybeden 301 kardeşimizi bir kere daha rahmetle anmak isterim. Cenab-ı Mevla hepsine hepsini rahmetiyle kuşatsın. Geride kalanlara sabırlar ihsan eylesin. Bu faciada yaralananlara acil şifalar diliyorum. Darda kalanların darlığını gidermesini Rabbimden niyaz ediyorum. Yine aynı günlerde başta Bosna Hersek olmak üzere Balkanlarda sel felaketinden dolayı vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu tür felaketler sebebiyle zorluk içinde olanlara Rabbim'den kolaylık kolaylıklar ihsan etmesini, bu tür kaza ve afetlerden hepimizi, milletimizi, alemi İslam'ı ve bütün insanlığı muhafaza etmesini niyaz ediyorum. Değerli konuklar, Soma ve benzeri faciaları İslam'ın ezeli hikmet penceresinden okuma ve değerlendirme konusunda ciddi idrak sorunları yaşadığımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Her şeyden önce bizlerin yani toplumu irşad etme vazifesi yapanların görevi sadece faciaların sonunda hayatını kaybedenlere son dini vazifelerini yapmak olmamalıdır. Bu tarz faciaların oluşmaması için her türlü tedbirin alınmasında gerekli dini, ahlaki ve vicdani hatırlatmaları yaparak sonuçların felakete dönüşmesini önlemeye çalışmak aynı zamanda bizim de vazifemizdir. Bu tür hadiseleri İslam açısından değerlendirirken yaratıcının sonsuz kudretini yok saymak ne kadar yanlışsa insanın suç ve sorumluluklarına İlahi kudret üzerinden mazeret üretmek de o kadar yanlıştır. İlahi adalete gölge düşüren tez ve yorumlardan kaçınmak gerekir. Bizlerin zulmü ve haksızlıkları meşrulaştırmaya araç yapan dini algılama biçimleriyle kendi hatalarını örtmek için dini istismar eden yorumlar karşısında hakikati söyleme mecburiyetimiz vardır. Dünyevi isteklerde sınır tanımaz bir hevesle gücüne güç katanların yanında olmadığımızı açıklamak ve duyurmak zorundayız. Masum ve gariban işçilerin alın terlerini dikkate almayan bir çarkın parçası olmaya davet edilen dini anlayıştan uzağız. O tarz dini yorumlarla bizim hiçbir ilgimiz olamaz ve olmamalıdır. Zalimin zulmüne tabi kılınmış bir din, Allah'ın razı olmayacağı bir dindir. Mazlumların, kimsesizlerin ve mağdurların yanında olmak ve onların hakkını, hukukunu korumak peygamberi bir misyondur. İslam şüphesiz hayat dinidir. İnsanı yaşatmak için gelmiştir. İnsanları ölüme terk etmeyi İslami referansla izah etmek asla mümkün değildir. Bu ve benzer olaylarda biz müminlere düşen nerede hata yaptığımızın farkına varmak olmalıdır. Tabiat Müslümandır ve tabiat yasaları Allah'ın yasalarıdır. Allah biz insanlara bu yasaları anlama kabiliyeti vermiş. Bizden bu yasalara uygun hareket etmemizi emretmiştir. Allah'ın emrine ve rızasına uygun olan fiziki olarak bu facianın oluşmasına neden olan sebepler karşısında gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Nasıl ki sonuçlar karşısında müminin metaneti önemli ise sebepler karşısında da feraseti o kadar önemlidir. Değerli kardeşlerim, değerli il müftülerimiz, Dini hizmet alanları her şeyden önce ahlaki bir temsili ve misyonu gerekli kılmaktadır. Din hizmetleri salt, kamusal bir hizmet değildir. Camiler, müftülükler, Kur'an kursları bizim iş yerlerimiz değildir. Bu hizmeti yapanların önceliği Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Eğer bu rıza her türlü imkan, makam ve mevkiin üzerinde görülmezse bu hizmetin toplumda makes bulmasına imkan yoktur. Bu anlamıyla gerçekten ulvi bir hizmeti yerine getirdiğimiz hususunu başta şahsım olmak üzere diyanet camiasında herkesin her zaman aklında tutması gerekir. Aynı zamanda bizler toplum için bütün çalışanlarımızla birlikte örneklik teşkil etmekteyiz. Bu bize asla bir ayrıcalık değil, mesuliyet getirmelidir. Bugüne kadar artısıyla eski, eksisiyle diyanetin ortalaması milletimiz tarafından böyle görülmektedir. Diyanet mensubu olanlar toplumun hem gönlünde hem ruhunda hem de vicdanında sahici bir yer edinmişlerdir. Eksikliklerimiz elbette vardır ve sürekli bu eksikliklerimizi telafi etmek zorundayız. Hemen her buluşmada müftülerimizle belli konulara yoğunlaşarak hizmet politikalarımızı sıkı bir şekilde gözden geçiriyor. Stratejilerimizi usul ve yeni gelişmeler açısından değerlendirmeye tabi tutuyoruz. Hem ülkemizde hem ülke dışında her yerde vazifelerini büyük bir aşk, derin bir heyecan ve yüksek bir idrakle deruhte etmeye gayret eden müftülerimizin ve din gönüllüsü kardeşlerimizin kendi bölgelerinde edindikleri tecrübe son derece önem arz etmektedir. Bu toplantılarda tecrübelerin karşılıklı paylaşımı son derece eğitici ve öğretici olmaktadır. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Her zaman olduğumuz olduğu gibi yaşadıklarımız günlük hayatın dışında ve ayrı bir yapıda değildir. İslam dünyasının ve ülkemizin içinden geçtiği süreçlerden kendimizi ayırmak ve tamamen bunlara kapalı olmak mümkün değildir. Ancak bu bizim üst bir aidiyetle hareket etmemizi engellememelidir. Bugün bütün dünyada yaşananlar İslam'ın tezahürlerini siyasetin, politikanın, stratejilerin konusu yapmaktadır. Yaşanan her konu bir şekilde dine ve İslam'a gelmektedir. İslami tezahürlerin her türlüsünün siyasi manipülasyona açık bir hal aldığı bir vakadır. Ancak bugün topyekün İslam dünyası ciddi bir inanç güvenliği sorunuyla karşı karşıyadır ve bu konudaki ihmallerin siyaset alanından bilgi ve ahlak dünyasına kadar yayılan boyutlarını görmezden gelemeyiz. Ortaya çıkan her sorunda konu bir şekilde din ve diyanetle ilişkilendiriliyorsa, milletimiz başkanlığımızın bu konudaki görüşlerini öğrenmekte ısrar ediyorsa, durduğumuz yer vatandaşlarımızın yakın takibine maruzsa, bu durumda kendi sabitelerimizi, kamusal algı biçimlerimizi, toplumun beklentilerini esastan dikkate alarak hizmet ve söylem alanlarımızı sürekli gözden geçirmeliyiz. Sayın Bakanım, değerli konuklar. Eğer izin verirseniz, tam da bu noktada yaşadığımız sıkıntılar hakkında durduğumuz yerin nedenli hassas ve kritik özellikler taşıdığından söz etmek istiyorum. Bilindiği gibi din alanının aşkın manevi tabiatı gereği siyaset alanından sadece ayrı ve bağımsız olması değil, yanı sıra ondan görece daima üstün bir konumda olması gerekir kimi siyasi temsillerin gündelik hayatlarında ya da siyasi projelerinde dini bariz bir şekilde dikkate almaları, onun gündelik hayat ve toplumsal gerçeklik içinde etkin olmasına gayret göstermelerini derin bir hissiyatla takip ederiz. Aynı şekilde siyasi programlarında dini duygu ve düşüncelerimizi inciten, varlık alanımızı daraltıcı adım ve hevesleri de takip etmekten, anlamaya çalışmaktan geri durmayız. İster dine somut olarak arka çıksın, ister çıkmasın ya da dine net ya da muğlak bir şekilde karşı olduğunu her fırsatta ifade etsin. Bütün bunlar bize sadece gözlem ve değerlendirme imkanı verir. Onun dışında bu yaklaşımların meşruiyetine ilişkin hiçbir karşı söylemimiz olmaz. Esasen demokrasinin en temel şartı da bu hassasiyeti doğru bir şekilde kavramakla ancak gerçekleşebilir. Dinle siyaset arasındaki ilişki insanlık tarihinden bağımsız değildir. Dini siyasetin bir parçası olarak dizayn etme çalışmaları kadar onu dışarıda tutma çalışmaları da yabancısı olmadığımız tarihsel bir tutum ve davranıştır. Bugün gelinen noktada toplumsal birlik ve beraberliği bütün boyutlarıyla gerçekleştirmeye çalışırken, siyasi ilgi ve yönelimlerden herhangi birine dini duygu ve düşüncelerimizi, İslam'ın yüksek prensiplerini rehin vermek gibi bir tehlikeli tercihi asla kabul edemeyiz. Demin de vurguladığım gibi siyasi temsillerimizin çalışmalarında, dil ve usluplarında dini mübini İslam'a gösterdikleri ilgi ve saygı hiç kuşkusuz bizi her zaman mutlu eder. Ancak bu mutluluk siyaseti dinin emrinde görme arzusundan kaynaklanmaz. Sayın Bakanım, değerli il müftülerimiz, dinle siyaset arasındaki ilişkide var olan belirsizlik, diyanet hizmetlerinin verimliliğini zaman zaman gölgelemekte, zaman zaman da dini siyasetin emrinde bir araç olarak zayıflatmaktadır. Oysa Türkiye'nin değişen bütün koşullarında dinle siyaset arasındaki mesafenin korunması konusunda her zaman bir ortak eğilim söz konusu olmuştur. Bugün de aynı zeminde kalmakta ısrar etmek, siyasetin ülkemizin ali menfaatleri için ortaya koyduğu, koyabileceği alanlarda taraf olmamak ve sonuçta dinin toplumsal gerilim ya da ayrışma süreçlerinde bütünleştirici kuşatıcı rollerini devreye almak durumundayız. Biz kurum olarak kimsenin dini algısına ayar verecek ve son sözü söyleyecek bir kurumsal ayrıcalığa sahip değiliz. İmanın ilke ve ölçüleri bellidir. Bu çelişkiler dünyasında insan yetiştirme düzeninin de bu düzenin temel parametre ve koordinatlarını içeriklendiren müfredat da ciddi müdahalelere maruz kalmıştır. Her türlü gerilim, toplumun hakkaniyetli yaklaşımlar içinde birbirine adaletle, merhamet ve vicdanla yaklaşımını engellemekte, geciktirmekte ve zayıflatmaktadır. Bize düşen, bu durumun ortaya çıkaracağı toplumsal zafiyeti ortadan kaldırarak, dini mübini İslam'ın birleştiriciliğini muhafaza ederek toplumsal beraberliğimizi sağlamak olmalıdır. Vaazlarımızda, irşatlarımızda ve her türlü faaliyetlerimizde önceliğimiz toplumu bölme çabalarına fırsat vermeyerek, toplumu çatışmaya çağıran ve toplumu bölmeye davet eden fitne ateşinin yanmamasını sağlamak olmalıdır. Tarihsel tecrübemiz toplumsal tahayyülümüz bu konularda nasıl bir yol izlen, izlenmesi gerektiği konusunda önümüze pek çok öneriler getirebilir. Burada siz değerli arkadaşlarımızın huzurunda bir kere daha vurgulamak isterim ki toplumu huzur ve refaha taşımayan bir siyaset de din algısı da sonuçta istikametini kaybetmiş olur. Biz artık kargaşayla, kaoslarla, fitne ve fucurla değil maddi ve manevi alanda inkişaf eden bir insanlık çerçevesinde yaşamak arzusunu taşımalıyız. Sayın Bakanım, değerli konuklar, ülkemiz inanç sorunlarının ve dini özgürlüklerle ilgili birçok tartışmayı yaşayan bir çağı Allah'a hamdolsun geride bırakmıştır. Laiklik uygulamaları başından beri birçok konunun tartışılmasını ve halkın taleplerini görmezden gelen uygulamaları da var etmiştir. Bugün gelinen noktada çoğunluk taleplerin makul ölçülerde çözüme kavuşmuş olması takdire şayandır. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki farklı dini tezahürlerle farklı din mensubu vatandaşların bazı makul taleplerinin çoğunluk taleplerine göre aksak gidiyor olması bizi gelinen noktadaki mutluluğumuzu ifade etmekte mahcup bırakmaktadır. Ne olursa olsun tüm inanç mensuplarıyla farklı dini tezahür sergileyenlerin herhangi bir siyasetin parçası haline getirilmeden hukuk nezdinde çözülmesi gerekmektedir geleneksel ve tarihsel yapımızda bir şekilde kendilerini ifade eden yapıların bugün de kendilerini rahatlıkla güncelleyerek ifade etmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler dini açıdan toplumsal ayrışmayı ortadan kaldıran dil ve usluba özenle gayret etmekteyiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, farklı dini tezahürlerin mümkün olacağını topluma izah etmekteyiz. Zira hepimiz biliyoruz ki Batı'nın hiçbir başkentinde bundan daha yüz sene önce farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı medeniyetleri, farklı muhabbetleri yan yana bulmak mümkün değilken Mardin'de asırlar önce farklı dinleri, farklı kültürleri, farklı inançları, farklı muhabbetleri birlikte barış içerisinde yaşayabilmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu bağlamda inanç özgürlüğüyle ilgili yapılacak her türlü açılımın toplumda karşılık bulmasına yönelik toplumun hazır olduğunu ifade etmek isterim. Bugüne kadar yapılan çalışmalar ışığında kendisini çoğunluğun içinde görmeyen dini tezahürlerin, taleplerinin karşılanması ile ilgili konuların teolojik tartışmalar içine çekilmeden hukuk çerçevesine çözülmesi toplumsal barışa katkı yapacaktır. Aksi takdirde inanç tercihlerinin karşı karşıya tartıştırılması ne bilimsel açıdan bu şekliyle doğrudur ne de sosyal barış açısından doğrudur. Herkes kendisi için istediğini karşısındaki için de istemelidir. Bugün gelinen noktada kimse kimseye herhangi bir inancı dayatma hakkına sahip değildir. Herkes kendi inandığı değerlerini öğrenme, anlama ve yaşama hakkına sahip olmalıdır. Mesela burada olduğum için örnek olarak Mardin'de Süryani vatandaşlarımız var, Keldani vatandaşlarımız var. Bu toprakların kadim bir unsuru olan Süryanilerin kendileri, kendileriyle ilgili bilgi edinme ve din adamlarını yetiştirme ve din eğitimi gibi taleplerinin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Nasıl İslam ilahiyatı ile ilgili Avrupa'da üniversite ortamında bu çalışmalar mümkün hale geliyorsa burada Artuklu Üniversitesi'nin bünyesinde Süryanilik, Keldanilik gibi kadim gelenekler kendilerini bilgi ortamına geliştirme imkanına sahip olmalıdır. Değerli Bakanım, saygıdeğer konuklar. Bizler geleceği görebilmeli ve dünden ders alarak bugünden geleceği programlayabilmeliyiz. İslam dünyası yeknesak bir dünya değildir. İslam dünyasında kadim farklı dinlerin, farklı İslami mezhep ve algıların dini referans alma bakımından farklı görüşlerde olan zümrelerin yaşadığı ve farklı dil ve lehçelerin konuşulduğu bir vakadır. Yüzyıllardır bu beldelerde insanlar barış içerisinde bu farklılıklarıyla birlikte güven içerisinde yaşamışlardır. Esenliğin, barışın Silmin, selametin hakim olduğu bu coğrafya, maalesef modern zamanlarda bu birlikteliğin ruhunu kaybetmiştir. Modern dünya, orta çağda dine dayalı çatışmaları yaşarken, biz o çağlarda sulh içinde büyük bir medeniyeti tüm unsurlarımızla birlikte inşa ediyorduk. Bu medeniyet, hakka, hukuka ve adalete dayalı faziletli şehirler kuruyor, ve ahlaki kaygıları önceleyen toplumsal yapı insanları barış ve güven içerisinde yaşatıyordu. Bugün ise Orta Çağ'da çatışmayı esas alan Batı modern hukuk yapısıyla kendi arasında barışı temin ettiği halde bizler modernleşme çabalarımızla birlikte Batı'nın terk ettiği çatışma kültürünü esas alarak dile ve dine dayalı çatışma alanları oluşturarak tarihsel kodlarımızda olmayan kargaşayla ve karmaşayla güvenlik, güven ve esenlik yurdu olan yurtlarımızı savaş alanına çeviriyoruz. Bu İslam dünyasının pusulasını kaybettiğini ve hikmetini yitirdiğini bize göstermektedir. Modern dönemlerin her türlü tek tipleştirici çabasına ve farklı baskılara rağmen İslam dünyasının zengin yapısını yok etmek mümkün olmamıştır. Bu bağlamda herkesin barış içerisinde birlikte ve farklılıklarıyla beraber yaşama hakkı vardır. Bu birlikte yaşamanın hukukunu dün olduğu gibi bugün de İslami referanslarla oluşturmak zorundayız. Aksi takdirde İslam dünyasının giderek artan çatışmaları yaşaması mukadderdir. Akan kanlar karşısında ise bize düşen görev sadece bu belaların defi için dua etmek olmamalıdır. İslam dünyasında yaşanan çatışmalar, mezhebe dayalı kamplaşmalar ve şiddete dayalı mücadele yöntemleri adeta geçen yüzyıllarda batıda yaşanan din savaşlarını andırmaktadır. Unutulmamalıdır ki bu din savaşlarının ardından batı uzaklaşarak, dinden uzaklaşarak kurtulmuş ancak bunun karşısında tamamen dinden bağımsız bir sosyal yapı meydana gelmiştir. Bu konu üzerinde düşünmesi gereken bir konudur. Çatışmalar derinleştiği sürece İslam dünyası büyük bir travma yaşamayla karşı karşıya kalacaktır. Bu travmanın sonunda gelecek nesillerin İslam'la bir hesaplaşma ve çatışma yaşama ihtimaliyle karşı karşıya kalacağı asla unutulmamalıdır. Bugün İslam dünyasında İslam kimliği ve Müslüman kimlik istila edilmiştir. Bu kimlik yüzyıldır sürdüğü gibi müstevililerin istilaları altında değildir. Bizzat mensuplarının heva ve hevesleri, kin, öfke, şiddet ve intikam duygularının istilasına uğramıştır. Bugün evrensel Müslüman kimlik yeryüzüne barışı, esenliği, rahmeti, merhameti getiren evrensel müslüman kimlik işgalci düşmanlarının değil, ilim ve hikmetten uzaklaşmış cahil dostlarının istilasına uğramıştır. Müslümanlar ideolojilerini, mezheplerini, meşreplerini, ırklarını, kabilelerini, cemaatlerini, fırkalarını bir üst kimlik haline getirerek evrensel müslüman kimliği istila etmişlerdir. Değerli konuklar. Acı tecrübe bize şunu göstermektedir ki sorunlar üzeri örtülerek çözülmediği gibi geçen yılların faturası da ağır olmaktadır. Bundan sonra artık analar ağlamasın diye başlayan çözüm süreçleri değil, baştan hiçbir annenin ağlamasına fırsat verilmemelidir. Eşkiyalar masum çocuklarımızı dağlara kaçırmadan eşkiyalıkları önleyecek bir zemin oluşturulmalıdır. Bugünden geleceği okumak ve ona göre tasarılar oluşturmak büyük devlet olma durumudur. Kaos, belirsizlik, korku ve tedirginlik ise henüz aklıyla değil, duygularıyla hareket etme halidir. Toplumsal sorunlar ileri tarihlere ötelenerek zamanın ilacına terk edilemez. Çözümü ileri tarihlere bırakılan her toplumsal olayın toplum açısından acı faturalar doğurduğu uzak değil, yakın tarihimizin gerçekleridir. Dün tartışılan konular, bugün için nasıl bir cinnet halinin yansıması olduğunu gösteriyorsa, yarın içinde bugün yaşananlar bir cinnet durumu olarak görülecektir. Sorunların çözülmesi öncelenmediği zaman güvenlik politikaları öne çıkar. Güven toplumu güvenlik politikalarıyla değil, toplumun ge gelecek endişesi taşımadan yaşamasıyla gerçekleşir. Maalesef farklı dini tezahürler konusunda hakkı teslim eden bir çaba gösteremedik. Tarihsel olarak kusurluyuz. Algıları düzeltmek, ön yargıları ortadan kaldırmak hususunda kendimizi tatmin etmek kadar her kesimi tatmin edebilecek adımlar atmada geciktik. Sorun, Siyasetin güdümünden ayrılmadığı ve siyasete teslim edilmiş bir alan ne yazık ki her seferinde içinden çıkılmaz bir dile mahkum bir şekilde bugün hepimizin vicdanını sızlatan bir noktada kilitlenmiş durumda. Siyasetin ön aldığı konular göz ardı edilemez. İtiraf etmek gerekir ki farklı dini tezahürler hala bu ümmetin soluk desenleri olarak görülmektedir hepimiz kendimizi İslam'a nispet ederken pek tabiidir ki iftihar ediyoruz. Müslümanım diyen her kesim yüzyıllardan beri İslam içinde geliştirdikleri yorumlarıyla varlık çabalarını bir hakkın sürdürmektedirler. Gerek dini ve gerekse etnik açıdan farklı yapıları ıslah etmesi gereken bir yapı olarak tasavvur etmek ve bu konuda direnmek İslami prensiplerle ve İslam ahlakıyla bağdaştırılamayacak bir düşünce biçimidir. Müslümanlık iddiası taşıyan her mümin kendi nefsinde yapıp ettiklerinin hesabını Allah'a verecektir. Hepimiz için bir yüzleşme zamanıdır ve her birimiz kendi dini yeterliklerimiz, değer ve ilkelerimiz hakkında İslam'ın temel ölçü ve prensipleriyle buluşmak durumundayız. Kimseyi dini tercihlerinden dolayı asla kınayamayız ve hiç kimseyi kendisini Müslüman gördüğü müddetçe İslam'ın dışında göremeyiz. Ve bunlar dini mübini İslam'ın evrensel şaşmaz ilkeleridir. Konuşmamı bir çağrıyla bitirmek istiyorum. Burada sizlerin şahsında 81 vilayetimizin saygıdeğer müftüleri huzurunda açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. Millet olarak, ülke olarak bazı arzi sorunlarımız var. Geçmişten gelen bazı ihtilaf noktalarımız var. Uzun senelerde birikmiş bazı iletişim kopuklarımız var. Bu arada ihtilaf sahalarını kaşıyan içeride ve dışarıda güç odakları var. Ehli sünnet ya da ehli beyt, sünni ya da alevi, Kürt ya da Türk, doğulu ya da batılı, biz yeryüzüne ve gökyüzüne, bütün kainata, bütün mevcudata Allah'ın merhamet nazarıyla bakmak durumundayız. Dolayısıyla biz birbirimizin velisiyiz. Birbirimizin hamisiyiz. Çağrım, ricam şudur. El birliğiyle inanç bütünlüğümüzü bozmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Ama önce her ne söyleyeceksek söyleyeceğimizi kendimize nefsimize söyleyelim. Bir nefis muhasebesinde bulunalım. Bir öz eleştiri yapalım. Kendimize soralım. Yüreğimizde ne kadar merhamet var? Yüreğimizde ne kadar muhabbet var? Bu muhabbet nerede azalıyor? Nerede bitiyor? Soma'da yüreğimiz yandı. Kömür ocağında ölümü beklerken kurtarma ekiplerine ben bekarım, arkadaşım evli ve eşi hamile önce onu kurtarın diyen kardeşimi gördüm ve onunla kucaklaştım. Bundan daha büyük bir mesaj olabilir mi? Bundan daha büyük bir yürek olabilir mi? Bundan daha yüce bir ruh, yüce bir ahlak, yüce bir erdem olabilir mi? Bu manayı, bu ruhu taşıyan milletin çocukları sen Alevisin diye yanı başındaki kardeşini, komşusunu öteleyebilir mi? Büyük bir acı yaşadık. Allah bir daha öyle bir acı yaşatmasın bize ve insanlığa. Ama büyük dersler de aldık. Allah unutturmasın. Biz nasıl bir öz, nasıl bir maya, nasıl bir hamur, nasıl bir mana taşıdığımızı da unutmayalım. Biraz daha açmak, biraz daha açık söylemek istiyorum. Ehli sünnetim demek, Allah Resulü'nün çizgisindenim, onun izindenim, onun yolundayım demektir. Ehli beyttenim demek, Allah Resulü'nün evindenim, onun haremindenim, onun evladıyım, onun yolundayım demektir. Alevi kardeşinin, komşusunun, ehli beytin ihtiyacını, talebini, sesini, meselesini, acısını, sevincini, neşesini, hüznünü duymayan, paylaşmayan ehli sünnet ve cemaatten olabilir mi? Aynı şekilde Sünni kardeşinin ihtiyacını, talebini, sesini, meselesini, acısını, sevincini, neşesini, hüznünü duymayan, paylaşmayan ehli beytten olabilir mi? Öyleyse, öyleysek aramızda ihtilaf olmaz. İhtilaf varsa birbirimizin hukukunu ihlal ettiğimizdendir. Kimse kendi tanımını, devletin ya da kurumların tanımını başkasına giydirmesin kimse kimsenin kendini nasıl tanımladığına müdahale etmesin. İhtilaf alanları altı çizildikçe büyüyor. Sevgimizi göstermedikçe, muhabbetimizi birbirimizden esirgedikçe husumet ve öfke yeşerecek zemin buluyor. Hayır, hayır, hayır. Biz Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Doğusuyla, Batısıyla büyük İslam medeniyetinin bin yıldır birlikte yaşayan çocuklarıyız. farklılık farklılıklarımızla biriz, beraberiz, kardeşiz. Her gün selam verdiğimiz, her akşam dostça ayrıldığımız, kız alıp kız verdiğimiz, aynı sofralarda oturduğumuz, aynı hüznü birlikte yaşadığımız, aynı mukaddesata inandığımız Aynı mukaddesata inandığımız insanlar birbirinin hukukuna sahip çıkmalıdır. Çıkmak zorundadır. Mukaddesatımız bir, hayat ve dünya anlayışımız bir, ahiret inancımız birken küçük ihtilaf noktalarını büyütmek isteyenlere fırsat vermeyelim. Dost olmak elini uzatmayı, gönlünü açmayı gerektiriyor. Birbirimizi doğrudan tanıyalım, birbirimizle doğrudan el sıkışalım, kucaklaşalım ne söyleyeceksek birbirimizin yüzüne söyleyelim. Evet meselelerimiz var ama Allah'ın yardımı ve inayetiyle bizim aşamayacağımız bir meselemiz, bizim çözemeyeceğimiz bir kör düğümümüz yoktur. Yeter ki yüreklerimizi birbirimize biraz daha açalım. Yeter ki birbirimizin gözünün içine biraz daha yakından bakalım. Yeter ki hakikati tekelimizde görmeyelim. Yeter ki yanı başımızdaki acıyı, sevinci, hüsnü yürekten duyalım. Allah için birbirimize yönelelim ve etrafımıza bakalım. İhmal ettiğimiz kalbi kırık, yüreği buruk, melül ve mahzun kimse var mı? Ve soralım sahiden bizim yüreğimiz geniş mi dar mı? Sayın Bakanım, değerli misafirler. Din, tabiatı itibariyle sivil bir yapıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, milletimizin dini, ilmi ve manevi hayatına hizmet eden hiçbir sivil dini yapının karşısında olmamıştır, olamaz da. Dini sosyal teşekkürler, geleneksel dini yapılar tarih boyunca önem arz etmişlerdir. Her bir dini yapının, İslam'ın temel sabitelerine bağlı kalarak geliştirdikleri yorumlar şüphesiz muhteremdir. Bizim herhangi bir yorumu dayatmamız da doğru değildir ancak kabul etmeyeceğimiz, edemeyeceğimiz bir şey varsa o da söz konusu yapıların inanç güvenliğimizi sarsacak şekilde dinin sahih bilgi kaynaklarını bir tarafa bırakarak farklı muhayyel bilgileri dine sokuşturmaları, dini kişisel güç ve çıkarların aracı haline getirmeleridir. İslam'ın bütün zamanlarda iftiharla savunabileceğimiz açık şeffaf ve akıl sahipleri için ibretlerle dolu yüce kitabımızla samimi müminlerin arasına girme çabası içinde olan yapı ve organizasyonlar hakkında dikkati elden bırakmamalıyız. Geçmişten ya da gelecekten haber verme iddiası taşıyanlar, Mehdi ya da Mesihliğini ilan etmeye hazırlananlar, İslam'ın nezih prensiplerini kendi kişisel çıkarları için pekala ayağa düşürenler karşısında yapılması gerekenler artık çoğalmaya başlamıştır. Dinin temel sabitelerini devre dışı bırakacak adımlar atan ya da gevşek ve dağınık bilgileriyle Müslüman efkari umumiyenin dini dünyalarını sarsmayı marifet bilenler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız bilgi ve hikmetle müminlerin duyarlılığını arttırarak işşat vazifesini hakkıyla yerine getirmek zorundadır. Bugün dikkatle üzerinde durulması gereken bir diğer nokta din istismarıdır. Dinin artan gücü ve değerine bağlı olarak artık hemen her fırsatta dini atıflarla, dini vurgularla karşı karşıya geliyoruz. Gönüllerde olanı, kalplerde olanı bilen Allah'tır. Ancak dinin de bir estetiği, dili ve evreni vardır. Din alanını Dünyevi bir güç üretmek adına sömürmeyi adet edinenler artık sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Dinin ruhunu, anlam derinliğini bilmeyen ama kozmetik çabalarla dinden medet uman bir müstevliler güruhu, samimi dindarların duygu dünyalarını bastırmaya çalışmaktadır. Dinin asli temellerini hiçe sayan ancak gösterişli bir sunum kataloğuyla dinden kendilerine zırh edinenlere karşı hez her zamankinden daha çok müteyakkız olmak durumundayız. Dinin ve dini vecibelerin göz ardı edildiği, ahlakın resmen devreden çıkarılmaya çalışıldığı bir düzlemde, dinin insanlık için sadece ve sadece bir yük olacağını, bunun da batı tarihine hafif bir şekilde de olsa göz attığımızda kolayca fark edileceğini belirtmek isterim. Konuşulacak mevzularımız çoktur. Burada bulunduğumuz süre zarfında bu konuları enine boyuna konuşmak ve müzakere etmek istiyoruz. İnşallah bu gayretlerimiz indi ilahide makbul olur. Sözü uzattım. Affola. Bu duygular içinde hepinizi saygıyla selamlıyor. Teşriflerinizden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Mehmet Görmez beyefendiye bu veciz konuşmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyor ve son protokol konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Ebrullah İşler beyefendiyi kürsüye arz ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, değerli Mardin Valimiz, değerli milletvekillerimiz, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, başkanlığımızın değerli yöneticileri, dini cemaatlerin kıymetli temsilcileri, ülkemizin dini manevi hayatını sevk ve idare eden değerli il müftülerimiz, basınımızın güzide temsilcileri, sözlerimin başında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek üç ayların içerisinde bulunuyoruz. Bu vesileyle mübarek üç aylarınızı ve yaklaşan Ramazan-ı Şerifinizi şimdiden tebrik ediyorum. Saygıdeğer müftülerimiz, İl müftüleri istişare toplantısını bu defa kadim kentimiz Mardin'de yapıyor olmamız anlamlıdır. Zira Mardin yüzyıllarca farklılıklarla birlikte barış ve huzur içinde yaşamanın hukukunu oluşturmuş bir şehrimizdir. Mardin bölgedeki İslam beldelerinin pek çok özelliğini ve yapısını şehrin kimliğine taşımıştır. Tarihiyle, mimarisiyle, kültürel zenginliğiyle, şehir özelliğiyle, sosyal yapısıyla bizim medeniyetimizi günümüze taşıyan Adeta açık bir hava müzesidir Mardin. Bu güzide kentimiz bir anne şefkatiyle içinde barındırdığı farklı dilleri, farklı dinleri ve mezheplerdeki insanları bir arada, birlikte barış ve huzur içinde yaşamalarını sağlayarak dünyaya takdire şayan bir medeniyet örneğini armağan etmiştir. Farklılıkların birlikte barış içinde yaşaması aslında bizim medeniyetimizin en önemli özelliğidir. Zira bizim medeniyetimizde farklılıkları ayrıştırmanın değil, zenginliğin ve ortak medeniyetin bir aracı olarak kullanılmıştır. Bu medeniyet tasavvurunda kimse dilinden, dininden ve mezhebinden dolayı ötekileştirilmemiş, herkes barış ve huzur içinde yaşamıştır. Değerli müftülerimiz, küresel ölçekte Siyasi, sosyal, ekonomik, teknolojik pek çok açıdan baş döndürücü bir şekilde hızlı bir değişim, dönüşüm ve gelişmenin yaşandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hizmetlerimizi ve faaliyetlerimizi derinden etkileyen bu değişim ve gelişmeye hiçbir şekilde kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Özellikle 11 Eylül hadisesinden sonra İslam belli çevrelerce bilinçli olarak terörizmle yan yana zikredilmeye başlandı. Böylece olumsuz bir İslam, Müslüman ve Hz. Muhammed Aleyhisselam imajı oluşturulmaya çalışıldı. İslam'a ve onun ihtiva ettiği değerlere düşmanlık anlamına gelen İslamofobya kavramı batıda giderek yükselen bir ime kazandı. Son yıllarda aşırı sağcı partilerin seçimlerde başarılar kazanmasının da etkisiyle ayrımcılık ötekileştirme ve ırkçılık pek çok siyaset kurumuna kadar sirayet etti. Temellerini farklılıklarla birlikte yaşama kültürü anlayışı üzerine inşa ettiğini iddia eden Batı dünyasının özellikle son çeyrek asırda yaşanan gelişmelere gösterdiği tepkisi söz konusu anlayışla örtüşmemektedir. Entegrasyon kavramıyla kurulmak istenen düzenin esasında asimilasyonu hedeflediği şimdi çok daha net bir şekilde anlaşılmaktadır. Zira entegrasyonla kastedilen ya da hedeflenen benzeşme değil, kendi değerlerine bağlı kalarak gelişmek olmalıdır. Nitekim entegrasyonun salt bir güvenlik problemi olarak ele alınması bu bağlamda bizlere önemli mesajlar vermektedir. Bugün ortaya çıkan resimde Batı dünyası medeniyetlerin çoğulcu özellikleriyle ortak bir değer üretememektedir. Uygulanan çifte standartlı politikalarla kutuplaşmalar artmakta ve ayrıştırıcı noktalar derinleşmektedir. Sorun çözme yeteneğini kaybetme noktasına gelen bu ayrıştırıcı düzen artık tartışma platformlarının önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Giderek yaygınlaşan çatışma ve kalkışmalar herkesi endişelendiren boyutlara ulaşmıştır. Dünya adeta yeniden soğuk savaş yıllarına dönmektedir. Batı dünyasında yaşanan bu gelişmelere karşın İslam dünyası henüz hafıza tazeleme sürecini tamamlayamamıştır. Kendine ait olandan uzaklaşan, üretemeyen ve geçmişini kurgulanmış hikayeler üzerinden tanımak zorunda bırakılan İslam dünyası bir an evvel hafızasını yenilemelidir. Ancak ne yazık ki İslam dünyası modernizmin yok edici cazibesinden kurtulmaya henüz hazır görünmüyor. Ahlaki değerlerde aşınmalar, ailevi bağlarda çözülmeler yaşanıyor. Kadın ve çocuk cinayetleri işleniyor. Bunun yanı sıra İslam dünyası bir yandan tarihte yaşanmış mezhep kavgalarının aktüelleştirilerek bütün İslam coğrafyasına taşınmasına sahne olurken diğer yandan zulüm, zulümlerin, savaşların, çatışmaların, insan hakları ihlallerinin, cinayetlerin, terör ve şiddetin, ekonomik sıkıntıların, fakirliğin, cehaletin, geri kalmışlığın pençesinden geçiyor. Esasında tüm bu hadiseler insanlığın dinin rahmet soluğuna olan ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğuna işaret etmektedir. İnsanlığın sahih dini bilgiye olan ihtiyacı gün be gün artmaktadır. Barış dini İslam'ın rahmet mesajlarına insanlığın ihtiyacı günden güne artıyor. Değerli müftülerimiz, aziz misafirler. Kuşkusuz dünyada yaşanan bu gelişmelerden ülkemiz de etkilendi. Ancak son yıllarda yaşanan pek çok olumsuzluğa rağmen Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı tarihinde olmadığı kadar arttı. Hatta ülkemiz bölgesinde ve uluslararası platformlarda söz sahibi lider bir ülke konumuna geldi. Ülkemiz hükümetlerimiz dönemlerinde kaydettiği başarılarıyla İslam dünyasında kaybedilmiş olan güvenin yeniden tesis edilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Türkiye başardıklarıyla adeta ilham kaynağı olmuştur. Bugüne kadar bütün çalışmalarımızı programlarımızı, ufkumuzu, bakış açımızı, yönetim anlayışımızı bütün bu değişim ve gelişmeleri dikkate alarak milletimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda kolektif akılla, belirlediğimiz ilkelerle oluşturmanın gayreti içerisinde olduk. İşte son yıllarda dünyada ve ülkemizde meydana gelen bu değişim ve gelişmelere göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapısı ve görev tanımları da yeniden şekillendi. Zira dünyada ve ülkemizde dine ve dini kurumlara 20-30 yıl önceki bakışla bugünkü bakış arasında kıyas kabul etmeyecek derecede farklılıklar oluştu. Din ve din olgusu giderek artan bir şekilde toplumların hayatlarında varlığını güçlendirerek devam etti. Güçlendirerek devam etti. Din dünyada yükselen bir değer haline geldi. Gelinen noktada başta halkımız olmak üzere batıdaki vatandaş ve soydaşlarımızdan Avrasya coğrafyasındaki dindaşlarımıza, Afrika kıtasındaki kardeşlerimizden Orta Doğu'ya kadar tüm İslam coğrafyasının Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ve siz güzide mensuplarından çok farklı beklentileri ve giderek artan talepleri oluştu. Başkanlığın topluma sunmuş olduğu hizmetler hem yeni kanun hem de çağın gelişen ve değişen şartları göz önünde bulundurularak bugün cami hizmetleri, cami dışı din hizmetleri, dini danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, din eğitimi hizmetleri, yayın hizmetleri, hac ve umre hizmetleri olarak tespit edilmiştir. Aslında bugün ülke olarak çok büyük tarihi bir fırsat ve imkan geçmiş durumda. Bu imkan ve fırsatları en güzel şekilde değerlendirmek hem sizlere hem de bizlere düşmektedir. Şüphesiz kurulduğu günden bugüne dini manevi alanda kamu hizmeti sunan Diyanet İşleri Başkanlığı tüm bu beklentileri hesaba katan bir hizmet politikasını oluşturmak durumundaydı. Bugün bunu büyük ölçüde oluşturmuş durumdadır. Sayısı yüz bini çoktan geçmiş personeliyle sadece ülke sınırları içinde değil, dünya çapında bir hizmet yürüten ve büyük bir teveccühe mazhar olan bu güzide kurumumuz söz konusu beklentilerin karşılanması noktasında stratejik yönetim yaklaşımını benimsemiş, merkez ile taşra teşkilatlar arasındaki koordinasyon ve uyuma ayrı bir önem vermiştir. Bu yönetim anlayışının gereği olarak hizmetlerin ve faaliyetlerin daha etkili, kaliteli, planlı ve sonuç odaklı bir şekilde yürütülmesi ilkesini benimsemiştir. Günümüzde yönetim artık bir sanat, bir ilim dalı olarak ele alınmaktadır. Plan ve programlar olmazsa olmaz esaslar olarak öne çıkmıştır. Şüphesiz stratejik yönetime uygun hareket eden kurumların başarılı, uygun hareket etmeyenlerin ise başarısız olacakları aşikardır. İşte Mardin'de dört gün boyunca sürecek olan bu toplantı özellikle merkez ve taşra arasındaki uyumun tekrar gözden geçirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Saygıdeğer konuklar, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan dini mübini İslam'ı öncelikle kendi insanımıza anlatmak gibi mesuliyeti çok ağır bir vazife. Bugün her şeyden önce siz değerli müftülerimizin uhdesindedir. Milletimizin tarihinden aldığımız güçle ülkemizin dini manevi alanlardaki engin tecrübesini ve bu alandaki ilmi birikimini en başta milletimize taşımak gibi ağır bir mesuliyet ve sorumluluk omuzlarımızın üzerindedir. Zira milletimizin dini manevi hayatını yönlendirip yönetmekle, imar etmekle görevliyiz. Her il müftümüzün hemen hemen pek çok ülkenin Diyanet İşleri Başkanlığı kadar çok yapması gereken işi vardır. Bugün insanımızın eğitim seviyesi giderek yükselmektedir. Buna bilimsel gelişmeleri özellikle iletişim ve teknolojik alanlardaki gelişmeleri de ilave ettiğimizde gerçekten bu durum bütün yenileriyle yeniden hesaba katmamız ve değerlendirmemiz gereken bir durumdur. En son Soma'da yaşanan faciada ve Bosna Hersek'te meydana gelen sel felaketinde görüldüğü üzere aziz milletimizin dini ve hayri hizmetlere gönüllü olarak gösterdiği teveccüh, verdiği destek her türlü takdirin üstündedir. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın sadece ülke sınırları içerisinde değil, artık bütün dünyada hizmet veriyor olması da kayda değer bir husustur. Belirttiğim tüm bu hususlar Ülkemizdeki mevcut potansiyelin farkında olmamız açısından gerçekten çok önemlidir. Değerli il müftülerimiz, hedeflerimizi yüksek tutmak zorundayız. Artık yüce hedeflerin insanları olmak durumundayız. En başta çağın gelişen ve değişen imkanlarını kullanarak ülkemizde hizmet ulaştırdığımız insan sayısını giderek artırabilmenin yol ve yöntemlerini yeniden düşünmeliyiz sunduğumuz hizmetlerin niteliği üzerinde çalışmalı, nasıl daha nitelikli bir hizmet sunabiliriz sorusuna cevaplar aramalıyız. Bilgimizi ve birikimimizi sürekli yenilemeliyiz. Kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. Dini mübini İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak konularında halkımızı aydınlatmak öncelikli ödevimizdir. Diyanet personeli ayrım yapmadan... Herkesi kucaklamakla, herkese din hizmeti sunmakla yükümlüdür. Alevisiyle, Sünnisiyle, Caferisiyle, Nusayrisiyle, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, engellisiyle toplumun tüm kesimlerine din hizmetlerini ulaştırmalıyız. Sözlerime burada son verirken tekrar yaklaşan Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor Ramazan-ı Şerifin ülkemiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İstişare toplantısına emek veren başta Sayın Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere Diyanet teşkilatımızın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Toplantının istenen ve beklenen hayırlı neticeleri elde etmemize vesile olmasını diliyor selam ve saygılarımı sunuyorum.